Herkese merhaba arkadaşlar. Parabole başlıyorum. Parabol aşırı derece önemli. Üniversite sınavında garanti soru var buradan. Kesin yani hiç kaçmaz. O yüzden odanın kapının kapısını kapat. Cep telefonunu kapat. Ve kulaklığını tak. Önüne de pdf'leri çıktıları al. Kalemini kağıdını her şeyi hazırla. Ve parabol anlatacağım şimdi. Çok dikkatli izlemen lazım. Aşırı derecede önemli bir konuya startımı veriyorum. Şimdi ne anlatacağım sana? Önce onu söyleyeyim. Parabolün tanımını yapacağız. Çukurluk yönüne bakacağız. Tepe noktası ve simetri ekseni gibi aşırı önemli bir şeyden bahsedeceğim ve sana parabol grafiği çizmeyi anlatacağım tabii ki. Sonra da buradaki ÖSYM tarzı soruyu çözeceğim ve videoyu kapatacağım. Arkadaşlar zaman kaybetmeden başlayalım. 3 maddede bu işi şakladanıp bitireceğiz inşallah. Şimdi parabolün tanımıyla girelim istiyorsanız. Parabol nedir? Öncelikle şöyle İkinci dereceden fonksiyonların analitik sistemdeki grafiğine parabol diyoruz biz aslında, tamam mı? Dolayısıyla parabol aslında bir grafiktir. Fakat bunu işte matematik dünyası kabul etmiş parabol deyince hep ikinci dereceden şu ifade akla geliyor. Bunu lütfen zihnimize kazıyalım. Neden a sıfırdır farklı demişiz? E a sıfır olsa zaten birinci dereceden olur, doğrusal fonksiyon olur. Gördün mü? O yüzden bir parabolde baş katsayı dediğimiz şu a sayısı sıfırdan farklı olmak zorunda. Peki? Parabolün tanımı böyleyse çukurluk yönüne bakalım şimdi. Arkadaşlar bir parabol ya böyle durur x'e bağlı parabol ya da böyle durur. Peki nasıl anlıyoruz bunu? Tamamen baş kat sayıdan anlıyoruz. Baş katsayı dediğimiz şey polinomlardan da biliyoruz ki bu ifade de a'dır değil mi? Peki baş katsayı pozitifse kollar yukarı yani Allah diyen parabol olması gerekiyor. Dolayısıyla baş katsayının pozitif olması çukurluk yönünün yukarı doğru kollarına yukarı doğru olduğunu gösteriyor. Peki Başka sayı negatifse ne olacak? O zaman çukurluk yönü aşağı olacak ve kollarımız da yine aşağı doğru olacak. Çizimi bu şekilde yapacağız. Yani çizimin nasıl olduğunu başka sayıdan anlıyoruz. Diyorum ve klasik sorumla başlıyorum. Fonksiyonunun grafiği kolları yukarı doğru olan bir parabol belirttiğine göre m'nin dalabileceği doğal sayı değerlerini sormuş bana. Aa süper. Şimdi kolları yukarı doğru yani Allah diyen parabol. Başka sayısının ne olması lazım burada? Tabii ki sıfırdan fazla olması gerekiyor. Peki bu fonksiyonda baş sayı neresi? Burası. O halde 5 eksi m'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Arkadaşlar buradan basit çözümü yaparsanız gördüğünüz gibi 5 büyüktür m elde edeceksiniz. Ben neyi buluyorum? Ben m'nin doğal sayı değerlerini buluyorum. E o zaman m 5'ten küçükse doğal sayı olarak kimler alır? 4'ü alır, 3'ü alır, 2'yi alır, 1'i alır. 0 da alır, 0 da doğal sayıdır. Dikkat edelim. Dolayısıyla buradan alabileceği doğal sayıların toplamı tabii ki bunların toplamıdır. O da nedir? Gauss metodu. n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 4 çarpı 5 bölü 2 olacaktır. Bu da 10 yapmış oluyor. Gördün mü? Hemen birinci sorumuzdan sonra klasik bir başka soruyla devam edelim bakalım. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre a kaçtır diyor. Önce grafiği bir incelemem lazım tabii ki. Şimdi Şuradaki noktayı vermiş bir noktasıymış. Buradaki noktayı vermiş eksi bir noktasıymış. Bu grafikten ben ne çıkartacağım? Bir, bu aşağı doğru olan bir parabol mü? Evet, o yüzden baş katsayının katsayısının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bu birincisi. İkinci, başka bir şey daha söyleyeyim. Şurada x eksenini kestiğimiz yere biz ne deriz? Kök deriz değil mi? Fonksiyonun kökü. Yani bu fonksiyonda köklerden bir tanesi eksi 1 arkadaşlar. Peki köklerden bir tanesi eksi 1 ise bir dakika hocam nasıl yani? İşte burada yakalayacaksın olayı kök demek fonksiyonu sağlayan değer demektir. Dolayısıyla arkadaşlar x yerine eksi 1 attığınızda bunun ikinci bileşeni olan sıfırı elde etmeniz gerekiyor. Hemen yapalım. X yerine eksi 1 atarak başlıyorum. Eksi 1'in karesi 1'dir. E 1 ile şunu çarparsanız zaten a kare eksi 4 olur. Şimdi burada eksi yerine eksi 1 yazdım. Dağıttım içeriye. Eksi a artı 1 oldu. 1 de buradan geldi. Bunun sonucunun ne yapması lazım? 0 çıkması gerekiyor. Düzenleyelim bunu. a kare eksi a'yı yazalım. Değil mi? Polinom mantığı. Şuradaki sayılara bakarsanız eksi 2'yi bulacaksınız. Eşittir 0. Bu çarpanlarına ayrılır hocam. Mükemmelsin. O zaman ben bunu a a. Şurayı da eksi 2 artı 1 seçersem bunların toplamları eksi 1'i verdiği için hemen ters işaretlisinden a'yı bulabilirim. Yani a'nın birinci değeri eksi 2'nin ters işaretlisi olan 2. a'nın ikinci değeri de artı 1'in ters işaretlisi olan eksi 1 oluyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Dikkatle izle burayı. Öncelikle burada şöyle bir durum var x düzeltiyorum. A yerine 2'yi bastığınız anda şurayı sıfır yapmış olursunuz. E daha az evvel söyledim. Başka sayı 0 olmaz ki parabolde. Dolayısıyla bu değil arkadaşlar. A yerine eksi 1 almamız gerekiyordu. O zaten tek ihtimal kaldı. O halde cevabımız A için eksi 1'dir diyebiliriz. Bakın eksi 1'i zaten yerine koyarsanız eksi 3x kare eksi 2 tane x artı 1 diye bir fonksiyon elde etmiş olsunuz. Bu kolları aşağı doğru bakan y'yi tabii ki 1 kesen köklerinden birisi de eksi 1 olan bir parabol belirtecektir. Devam edelim bakalım. İkinci maddeye geldim. Şimdi ikinci maddede ne göstereceğim? Tepe noktası gibi aşırı önemli bir yeri anlatacağım size. Ve eksenleri kestiğimiz noktaları nasıl bulduğumuzu tekrar söyleyeceğim. Ve simetri ekseninden bahsedeceğim. Arkadaşlar tepe noktası dediğimiz şey parabolde çukurluk ya da tümseklik noktası. Bunların ikisine de verilen at tepe noktası. Tamam mıdır? Dolayısıyla bunları bulmak için bir yöntemimiz var. O yöntemimiz de şu. Bu verilen parabolik fonksiyonda e, buradaki tepe noktasının apsisini R ile genelde gösteriyoruz biz. Bulmak için eksi B bölü 2A yapıyorsunuz. Yani buradaki kat sayının eksilisini buradaki katsayının sayının 2 katına bölüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu size R değerini getirmiş oluyor. Peki R'yi buldum hocam K'yı nasıl bulacağım? Bak fonksiyon mantığı. R'nin görüntüsü K'dır diyorum burada. Evet e, o yüzden tepe noktasının ikinci bileşeni olan K'yı bulmak amacıyla fonksiyonda X gördüğümüz yerlere R yazacağız. Yani F R'yi hesaplayacağız. Bu kadar basit. Tamam mıdır? Yani F R'yi hesaplarsan da K çıkacak. Bunun bir formülü var ama hiç girmeyin bence oraya. Onu ben bile bilmiyorum gerçekten bilmeye de hiç gerek yok. Bakın nasıl oluyormuş. Şimdi bir parabolün tepe noktası TRK x eşittir r doğrusuna parabolün simetri, simetri ekseni denir demiş. Şimdi bir dakika öncelikle şurayı bir netleştirelim. Buradaki olay neydi? Buradaki olay şu. Bir parabolün tepe noktasındaki apsisi bulabilmek için eksi b bölü 2a yapıyorduk değil mi? Bakın alın size b katsayısı. Bunun eksilisini alacağım. Ne oldu? 2 oldu. A katsayısının 2 katına böleceğiz. Bazen A katsayısını 2 ile çarpmayı unutuyorsunuz. Dikkatli olun arkadaşlar. Dolayısıyla R eşittir 1 çıktı. Yani tepe noktasının apsisi 1'miş. Şimdi ordinatını nasıl bulacağız? Az evvel söyledik ya. R'nin yani X'in buradaki 1 değerinin daha doğrusu fotoğrafını çekeceksiniz. Hemen yapalım. 1'in karesi 1 yaptı. Eksi 2 çarpı 1. Eksi 2 yaptı. Eksi 3. Kaç yaptı bunun cevabı? Eksi 4 yaptı hocam. Süper. Demek ki burası eksi 4'müş. Şimdi arkadaşlar tepe noktasından geçen ve x eksenine şu şekilde dik olan bu doğrunun x eşittir 1 doğrusu olması gerekir. Analitik geometriden biz bunu biliyoruz. Peki bu x eşittir 1 doğrusu ne işe yarar? Heh, işte bu x eşittir bir doğrusu parabolü simetrik iki tane kanada ayırmıştır. Yani buradaki mor kısımla buradaki yeşil kısım birbirine tamamen simetriktir arkadaşlar. Dolayısıyla şunun adı ne olacaktır? Simetri ekseni olacaktır. Demek ki x eşittir r dediğimiz şey neymiş? Parabolün simetri ekseniymiş. R'yi de zaten eksi b bölü 2 adan buluyoruz. Hadi gelin bu birinci örneğimiz. İkinci örneğimize de bakalım hemen. Bunun simetri ekseninin x eşittir eksi 1 olduğunu söylemişler. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapacağız. Bak şimdi R'sini buluyorum. Eksi B bölü 2 tane A. Gördün mü? Kaç çıktı? Eksi 1. Dolayısıyla tepe noktasının apsis değeri eksi 1 geliyor. Peki madem apsisi eksi 1 ise ordinatını da buluruz az sonra. Buradan geçen ve x'e dik olan şu doğru ne iş yapacaktır? Tabii ki simetri ekseni görevi yapacaktır. Parabolü simetrik iki tane parçaya ayırmıştır diyebiliriz. O da x eşittir eksi bir doğrusudur denilebilir. Peki hemen şuradaki boşluğu da dolduralım istiyorsanız boş geçmeyelim onu. Şu fonksiyonda x yerine kaç yazacağız? Tabii ki eksi bir yazacağız. Yazalım bakalım. Eksi birin karesi bir. Eksi iki ile çarptınız eksi iki. Eksi 1 eksi 4'ü çarptınız. Artı 4 oldu. 1 de buradan geliyor. Ne yaptı? 3 mü yaptı? Evet. 5, 3 yaptı. O zaman burası 3'müş diyebiliriz. Tamam mıdır? Simetri ekseni tepe noktasıyla ilintili kısacası. Aşağıda verilen ikinci dereceden fonksiyonların tepe noktalarını bulalım demiş. Hadi bunları da hızlı hızlı bulalım o zaman. Şöyle ki ve hatta bir tane daha ben eklemek istiyorum. Simetri eksenlerini de bulalım. Değil mi? Aynen öyle. Hemen fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Bak şimdi genç. Böyle bir fonksiyondur. Çünkü başka sayıdan kaynaklanıyor. Şuradaki değeri hesaplamam gerekiyor. Hemen R'sini bulalım. Eksi B bölü 2 tane A. Kaç yaptı? 2. O zaman tepe noktası 2 virgül bir şey olacaktır. O bir şeyi nasıl buluyoruz peki? Tabii ki 2'yi burada X yerine yazarak. 2'nin karesi 4. 2 kere 4 8 yaptı. Artı 3. Eksi 1 çıkıyor. O zaman burası eksi 1. Bu fonksiyonun tepe noktası 2 virgül eksi 1. Simetri ekseni x eşittir kaçtır? x eşittir 2'dir arkadaşlar değil mi? Tam olarak buradan geçecektir diyebiliriz. Peki devam edelim bakalım. Bunda R'sini hemen bulalım. Tabi önce bir temsili çizimle göstereyim. Şöyle bir paraboldür. Burasını bulacağız biz. R'si eksi B bölü 2 tane A. Kaç yaptı? Eksi 3 yaptı. O zaman tepe noktası eksi 3 virgül. Eksi 3 virgül. Burayı dolduracağım hemen şimdi. Eksi 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 3 6'yı çarparsanız eksi 18 yapar artı 8. 9 17 eksi 1 yaptı değil mi? O zaman burası da eksi 1. Oo, güzel denk geldi. Eksi 1 eksi 1. Şimdi tepe noktasını bulduk mu? Peki simetri ekseninde x eşittir eksi 3'tür diyebilir miyiz? Yes. Geldim buna. Bunu iyi izle. Bu fonksiyon bak bir şey söyleyeyim mi bunun hakkında? x kare artı x artı 1. Ee, başka bir yere bulaşmak olacak ama x küp eksi birin açılımında x eksi bir çarpı x kare artı x artı bir diye bir fonksiyon var ya şu işte çarpanlarına ayıramadığımız fonksiyon arkadaşlar dikkat edin bu karşımıza çıkabiliyor. Polinomlarla ilgili sorularda da yardımcı olabiliyor bazen. Bu noktada sizi uyarmış olayım. Şimdi uzatma hocam devam et. Şimdi bak böyle yapacaksın temsili çizim. Şurayı bulacaksın ya. R değeri eksi b bölü iki tane a. Eksi 1 bölü 2 çıktı. O zaman tepe noktası eksi 1 bölü 2'ye bir şeyler olacak. Şimdi o bir şeyleri bulacağım. Eksi 1 bölü 2'nin karesini alıyorum. 1 bölü 4 yaptı. Sonra e, x yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Artı 1. Eşittir diyelim bulalım. Şuranın sonucu payda eşitlemesinden bulursak kaç yaptı? Eksi 1 bölü 4 yaptı değil mi? Eksi 1 bölü 4 artı 1. Ne yaptı? 4, 3 bölü 4 yapıyor. O zaman burasının tepe noktasının 3 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ordinatını tabii ki. Hemen simetri eksenini de yazıyorum size. Simetri ekseni x eşittir. Eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz değil mi? Tam olarak buradan geçmiş oluyor. Okey. Çaktım olaya. Hadi bakalım. Şimdi bunu bir klasik soru üzerinden sen uyarla. Sen uygula daha doğrusu. Sonra da ben anlatayım. fx x kare eksi m artı 1x artı m fonksiyonunun tepe noktası 3k olduğuna göre k artı m'yi bulacakmışız. Öncelikle tepe noktasında şu değer r idi ve nasıl hesaplanıyordu? Eksi b bölü 2a ile hesaplanıyordu. O zaman yapalım. Hemen b katsayısını aldım. Bunun eksilisini alacağım tabii. Eksilisini alınca ne olur? Bu gider. m artı 1 bölü a'nın iki katı. Eşittir. Kaç yapacak? 3 yapacak. 6, 5 yaptı değil mi? O zaman m değeri buradan 5 geliyormuş. Onu bulduk Allah'a şükür. K'ya bakacağız şimdi. Ha k'yı bulabilmek için tabii ki ne yapmam lazım? Önce m gibi yerine yazalım da fonksiyonun kim olduğunu adam akıllı bir görelim. m yerine 5 yazdınız. Eksi 6x artı 5. Bu sizin fonksiyonunuz oluyor. Ve bu arada bu fonksiyon böyle bir fonksiyondur değil mi? Tepe noktası 3 virgül k olan fonksiyon. Peki k'yı nasıl buluyorduk? 3'ün fotoğrafını çekmiyor muyduk? Evet süper. E o zaman çek 3'ün fotoğrafını. 9 eksi 18 artı 5. Buradan da 14 eksi 4 gelmiş oluyor. Ve dolayısıyla k değeri de şuraya yazalım. Eksi 14 çıkacaktı. Bu ikisinin toplamını sorduğu için eksi 9'u buluruz. Ve yolumuza buradan devam ederiz. Klasik bir başka soru var karşımızda. Önce bir bakalım. Yanda fx eşittir. Parabolünün grafiği ve tepe noktası gösterilmiştir. Demek ki burası tepe noktası. Şu çizgi tepe olduğunu gösterir arkadaşlar. Zaten böyle yapıyorlar genelde. Burası tepe noktasıymış. Peki buna göre a değerini bulacağız. Bir dakika. ...tepe noktası y ekseninin tam üzerinde burada. E, o zaman y ekseninin üzerinde olduğu için... ...tepe noktasının apsisinin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. K'sını da bilmiyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Peki şu tik attığım sıfır değeri... ...r değil midir? Evet. E, o r'nin bir bulunuş hikayesi var. Neydi? Eksi b bölü 2a. O zaman yapıyorum. Eksi b bölü 2a. Bakın şunun ekserisini alacaksınız. Ekserisini alırsanız... ...şöyle yazayım ben dağıtmadan. Bölü. Bunun iki katına böleceksiniz. O zaman bunun iki katına bölersek bu bize kim verecektir? Sıfırı verecektir. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak buradan bu bununla çarpınca sıfır olur. E buradaki eksi a eksi bir eşittir sıfırdır. Şurasının da sıfır olması gerekmez mi? Bunu sağlanabilmesi için yes. E o zaman a'yı kaç seçeceksin? Bir seçeceksin. A'yı bir seçecekmişsin. Aa müthiş. A değeri kaçtır diyor? Birdir. Bu kadar. Peki arkadaşlar burada bakın şöyle bir kısa yol üretebilir miyiz acaba? Bir parabolün tepe noktası eğer y ekseninin üzerindeyse o parabolde kesinlikle b yoktur. Garanti. Çünkü neden? Madem tepe noktası y ekseninin üzerindeyse bunun sıfır olması lazım. E yap işler dışlar çarpımını. Eksi b sıfır çıkıyor. Buradan da b'nin sıfır çıkması gerekiyor değil mi? O halde tepe noktası y üzerinde olan tüm parabollerde b yoktur. Aslına bakarsanız bu sorunun girişinde tepe noktasını burada gördüm ya. Hemen direkt bunu sıfırlamaya çalışmalıydım. Ve buraya bir atmalıydım. Tabii ki bu dikkat meselesini anlatmak için bunu buraya yerleştirdik biz de. Gelelim başka bir ifadeye, başka bir formata. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir yardımcı alayım da yanıma. Bakın fx eşittir ax kare artı bx artı c. Bu bir parabol denklemidir. Bu birinci form olsun. Aramızda dil kullanalım. Şimdi size bu parabolün ikinci formundan bahsedeceğim. Yani parabol denklemi ikinci bir formatta daha bulunabiliyor. Arkadaşlar eğer bir ifadede tam kare görüyorsanız görüyorsunuz burası tam kare değil mi? Dolayısıyla tam kare gördüğümüz her ifade de yine aynı şekilde tabi tam kare derken ikinci kuvveti kastediyorum. Her ifade de parabol denklemi belirtir. Yalnız bu tam kare içeren parabollerde R ve K'yı bulmak çocuk oyuncağı. Nasıl bu çocuk oyuncağı? Şöyle. Bunu hiç düzenlemeye falan gerek yok. Şöyle yapıyorsunuz. O tam karenin içini sıfırlıyorsunuz. Tamam mı? İçini sıfırladığınızda buradan R değeri geliyor. Direktmen tam kareyi buradan gözünüzde yok ediyorsunuz. Dışarıda kalan sayı kimse bu da K değeri. Yani tepe noktasının ordinatı oluyor. Şimdi ne demek istediğimi şurada anlatayım size. Bunları tepe noktalarını bulacağız. Öncelikle bak tam kare var, tam kare var, tam kare var. Gördünüz mü? Şimdi tam kare olan fonksiyonlarda hemen o tam kareyi sıfırlıyorsunuz. X eşittir kaç çıktı? 1 çıktı. Bu bizim R değerimiz oluyor. Peki Tepe noktasının apsisi birmiş. Dışarıda kalan tam karenin dışında kalan sayı da k değerimiz oluyor. Hayırlı olsun. T 1,2 çıkmış oluyor. Bu kadar. Bu nereden ileri geliyor? Bu arkadaşlar bizim ax kare artı bx artı c eşittir fx dediğimiz şu denklemi var ya. Bunu işte tam kareye tamamladığınızda buradaki ifadeleri elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunlar benzer ifadelerdir. Tam kare tamamlamadan geliyor. Bunu zaten açtığınız takdirde de yine eksi b bölü 2a'dan tepe noktasını bulup yerine yazıp k'ya geçebilirsiniz. Şimdi bakalım bu kaçıncı formatta bu arada az evvel bir şeyler konuşmuştuk ya ikinci format aramızda dili oluşturuyoruz şu anda. İkinci format a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Şu eksiye dikkat et onu karıştırmayın arkadaşlar. Bu da bizim parabolümüzün bulunabileceği ikinci formattır. Anlaştık mı? Tam kareli format. Şimdi kaydır bunu kenara. Kaçıncı formatta? Cevap ver. Bir, birinci formatta. Hayır. ikinci format tabii ki. Neden? Tam kare ifade. E şurayı sıfırlayacaksın. X eşittir kaç çıktı? 2. Bu senin tepe noktanın apsisi oluyor. Tam kareyi kapatıyorsun. Dışarıda kalan sayı işaretiyle beraber yalnız. Eksi 3 o da. O da K değerimiz oluyor. Demek ki bu parabol tepe noktası olarak 2 virgül eksi 3'müş. Devam edelim bakalım. Eh buna dikkat et. Şimdi burada bir karışıklık meydana gelebilir. Arkadaşlar bakın. Bu görmüş olduğunuz ifade de yine ikinci formatta. Neden biliyor musunuz? Çünkü x falan yok burada. Burada aslında şu yazıyor. Eksi e, x eksi sıfırın karesi artı 5 yazıyor. Tamam mı? Bu sıfırın anlamı olmadığı için buna dönüşmüş. Dolayısıyla bu ikinci formatta olduğu için tepe noktası hemen bunu sıfıra eşitlediğinizde ya da şuraya eşitlediğinizde sıfır çıkar. Sonra dışarıda kalan sayıya bakarsınız. O da artı 5'tir. O zaman tepe nokta 0,5 olmuş oluyor. Karıştırmamanız için bir örnek yazayım size. Bakın eksi x kare artı 6 e, tane x artı 5 gibi bir ifade görseydiniz bunun tepe noktasını r'den hesaplayacaktınız. Ha, eksi b bölü 2 tane a'dan bunun r değeri 3'tür. Sonra da k değerini bulmak için yerine yazacaktınız. E, oradan da 14 elde edecektiniz. Bunun tepe noktası 3,14'tür. Neden böyle kolay yoldan hesaplanmadı? Tamamen şu zımbırtıdan kaynaklanıyor. İşte o varsa zaten bu varsa dolayısıyla bu ifade tam karedir demiyoruz. Diyemediğimiz için de buradan bu yöntemlerden yapamıyoruz. Eksi b bölü kağıdan bulmamız gerekiyor. Ama benim sorumda bu olmadığından dolayı burada bir tam kare ifade vardı ve 0,5 olarak tepe noktasını bulmuş olduk. Kapış. Dikkat et buna. İkinci formatta ise böyle buluyoruz. Peki. Geldik klasik bir soruya. Şimdi parabolünün kolları yukarı doğru. Allah diyen parabol. Tepe noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir demiş. Güzel. Buna göre ifadelerinden kesinlikle doğru olanı bulacağız. Dikkat. Şimdi şöyle yapalım. Bir kere parabolün kolları yukarı doğruysa baş katsayı dediğimiz A'nın yani şuradaki A'dan bahsediyorum. Sıfırdan fazla olması gerekiyor değil mi? Tepe noktası da analitik düzlemin birinci bölgesinde. Hemen bunun tepe noktasını buluyorum. Bu kaçıncı formatta arkadaşlar? İkinci format hocam müthiş. O zaman şurayı sıfıra eşitliyoruz. Tepe noktasının aman dikkat buraya. Orayı sıfıra eşitlediğinizde tepe noktasının apsisi eksi re çıktı. Ordinat da dışarıda kalan bu ifadedir. Yani artı K'dir. Bu birinci bölgedeymiş. Yazalım bölge. <laughs> Peki. Madem bu birinci ise, o zaman birinci bölge biliyoruz değil mi? Artı artıdan oluşuyor. Şunun da şunun da artı olması lazım. Yani burada K kesinlikle artıdır. Eksi R'nin de artı olması gerekiyor. Arkadaşlar eksi R'nin artı olması R'nin zaten ne olduğunu gösterir? Eksi olduğunu gösterir değil mi? O halde R eksidir. Bakın A pozitif R negatif K pozitif. Buna göre x eşittir r simetri eksenidir. Yanlış. x eşittir eksi r burada simetri eksenidir. Karışıklık olmasın. Az evvel sizi eksi konusunda uyarmıştım zaten. Tam karenin için sıfır yaptığınızda simetri ekseni çıkar. Doğrusu şuranın eksi olmasıydı. Bu hatalı arkadaşlar. Kesin hatalı. R, K'ya geldim şimdi. R ve K'nın çarpımı sıfırdan küçüktür demişler. Bakalım R eksi K artı sıfırdan küçük müdür? Yes sıfırdan küçüktür. A ve R küçüktür sıfır demişler. E, A zaten pozitif değil mi? Evet. R de zaten negatif değil mi? Evet. Bunlar çarparsanız sıfırdan küçük olacaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. İfadelerden hangileri kesin? Ya kesinlikle burada gerek yok aslında ya bence de. Dolayısıyla ki hangileri doğrudur dese yeterliydi. 2 ve 3 olarak alabiliriz. Tamamdır. Geçelim bakalım. Bir yeni nesil soru. Bak dikkatle izle. Bu yeni nesil her yerde bulamazsın. Ancak burada var. Şimdi hemen videoyu durduruyorsun. Bunu çözmeye çalışıyorsun. Sonra ben anlatıyorum sana. Tamamsın herhalde. O zaman başlayalım. Bir grup mühendis aşağıdaki şekilde görülen büyük dağ zirve noktasından ZB demiş. Küçük dağ zirve noktasına ZK teleferik hattı kuracaktır. ZB, ZK. Güzel. Mühendisler gerekli fizibilite çalışması için bu dağları fonksiyonlar ile modelleyerek büyük dağ FX, küçük dağ GX fonksiyonuyla göstermişlerdir. Burası FX'miş, bu da GX'miş. Güzel. Bilgisayarlar yardımıyla FX ve GX'i oluşturmuşlar fonksiyonları elde edilmiştir. Buna göre bu zirveler arası kurulacak olan teleferik hattının uzunluğu bu modelde kaç birimdir? Hat direkleri özdeştir diyor. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. F fonksiyonu ikinci dereceden ya dolayısıyla bir parabol belirtir. Bu da ikinci dereceden dolayısıyla bu da bir parabol belirtir. Ve başka sayıları eksi olduğu için aşağı doğrular. Yani şöyle iki tane parabolden bahsediyor. Bunları modellemişler adamlar işte şöyle. Peki arkadaşlar biz burada zirve noktasından ne anlamalıyız? Zirve noktası bu parabollerin tepe noktasıdır. Aa süper. O zaman tepe noktasını bulacağım hocam. Süpersin ya müthiş. Gel bakalım bunun tepe noktasını bulalım hemen. Ne yapıyorduk? Eksi b bölü 2a. Hayır işte. Bu ikinci formatta. Aşağıdaki de ikinci formatta. Dolayısıyla tepe noktası için şunu sıfıra eşitlediğinizde sıfır çıkar. Kapatın bunu. Dışındaki sayı da 20'dir zaten. Dolayısıyla tepe nokta 0, 20 olacakmış. Müthiş. 0, 20 yazalım bakalım şöyle. Sonra buna geldim. Bakın burayı sıfır eşitlediğimizde 12 çıkacaktır. Bunu kapattığımızda da dışarıda artı 15 kalmış oluyor değil mi? O zaman bunun tepe noktası da e, TK diyeyim buna. Şuna da TB diyeyim değil mi? 12-15'miş. Yazalım burası da 12 ve 15'ten oluşuyor. Şimdi ben buradaki teleferik hattının e, bu modelle kaç birim olduğunu bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar iki nokta arasındaki mesafeden de gidebiliriz. Şuradan da gidebiliriz. Bakın şimdi... 0,20 ya. Demek ki bu kesinlikle y ekseninin üzerindedir bu nokta. E buradaki nokta da 12, 15 olduğu için x eksenim yani göz kararı bir şey çizeceğim size. Şuralardan bir yerden geçsin işte. Şimdi dikkat edersek eğer 12,15 noktası burası 12, burası 15'tir manasına gelir. Burası 0,20 ise şurasının tamam 20 yapması gerekiyor ya. Şuradaki maviye boyadığım kısım 5 birim olacaktır. Peki biz neyi araştırıyoruz? Biz şuradaki teleferik hattının uzunluğunu araştırıyoruz. E zaten dik koordinat sistemi olduğu için şurası 90 derece. Burası zaten 12 idi. O zaman buraya 12 yazarsınız. 5, 12 kaç üçgeni var? Tebrik ediyorum. 13. O yüzden cevabımız 13 yapacaktı. Gördünüz mü? Ya da iki nokta arasındaki mesafeden hesaplayabiliriz. Geçelim bakalım. Parabollerin eksenleri kestiği noktaların belirlenmesi. Şimdi nasıl belirlediğimizi söyleyeyim hemen. Arkadaşlar bir parabolün x eksenini kestiği yerlere biz o parabolün nesi diyoruz? Kökü. Peki kökü bulabilmek için fonksiyonu kaç eşit derseniz sıfıra. Bu kökü bana getiriyor. Yani x eksenini kestiği yeri. Peki y eksenini kestiği yer nasıl bulunuyor? Parabol de değil sadece. Fonksiyonlarda da mantık aynı. Y eksenini kestiğimiz yerlerde x sıfır olduğu için x sıfır alınarak bulunur. Bakınız parabolde x yerine sıfır yazalım. Bunlar gidiyor. Hop gördünüz mü? Bir parabolün sabit terimi yani en sondaki ifade genelde sayı daha doğrusu. O parabolün y'yi kestiği yer olacakmış. Şaktın. Gel pratik yapalım şimdi. Parabolü x eksenini x1 x2 noktalarında y eksenini y1 noktasında kesmekte ise bu ifadenin kaç eşit olduğunu bulacağız. Şöyle bulalım. Öncelikle x eksenini kestiğimiz yerler kökler olduğu için fonksiyonumuzu sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Hemen bu fonksiyonu sıfıra eşitliyorum. Tabii ne yapacağım? Çarpanlar ayırma yapacağım. 5 eksi 1. İkisinin toplamı 4. Güzel. Bunun ters şartısı köklerdir. O zaman köklerden bir tanesi eksi 5 olacaktır. Bir tanesi de artı 1 olacaktır. Peki y eksenini y1 noktasına kesmekte ise diyor ya. O zaman ne yapıyorduk? X'e 0 veriyorduk. Arkadaşlar x'e 0 vermek zaten y eksenini kestiği yeri direkt görmektir. Şurası y eksenini kestiğimiz yerde demek ki eksi 5 olacakmış. Hemen yerine yerleştirelim. Bu ne demek biliyor musunuz? Bak şimdi x1 ile x2'nin farkının mutlak değeri Türkçe'de x1 ile x2'nin arasındaki mesafe demektir mesafe dendiği için eksi 5 ile 1 arasındaki mesafeye bakacağız. Ya da yerine yazacağız ve bulacağız işte. 6 birimdir değil mi? O halde buranın sonucu direktmen 6'dır. Çarpı y1 o da eksi 5 olacaktı ve buradan çarparız eksi 30'u bulmuş oluruz. Cevabımız eksi 30'a eşittir olacaktı. Geçelim bakalım. Klasik bir başka soruyla karşı karşıyayız şimdi. Arkadaşlar şöyle ki f fonksiyonuyla g fonksiyonlarını vermiş bana. Her iki fonksiyonun da x eksenini kestiği noktalardan birer tanesi seçiliyor. Dikkat edelim. x eksenini kestiğimiz noktalardan yani köklerden demek istiyor. Daha sonra ise bu fonksiyonların y eksenini kestiği noktalardan bir tanesi seçilerek bu üç nokta ile üçgen oluşturuluyor. Bu üçgenin alanı en fazla kaç birim karedir demiş. <laughs> Şimdi hemen x eksenini kestiği yerleri bulabilmek için fonksiyonları sıfır eşitleyelim. Şuraya eksi 5 eksi 1 deriz. O zaman not alayım. X eksenini kestiği yerler ters işaretlisidir. Bunların 1 ve 5 olacaktır. Peki y eksenini kestiğimiz yer neresiydi? O da sondaki sayıydı. Yani x'e 0 verilerek bulunuyordu. O da 5'tir. Buna bakacağım şimdi. 0 eşitledim. Eksi 1'i nasıl yakalarım? Eksi 3'e artı 2 vererek değil mi? Bunların ters işaretlisi x eksenini kestiğimiz yerlerdir. Eksi 2 ve 3 olacaktır. Ee, burada da zaten eksi 6 sayısı y eksenini kestiğimiz yerdir. Şimdi bunları buldum. Peki ne yapacağım bunlarla? Soruda ne yazıyordu? X eksenini kestiğimiz yerlerden birer tanesi seçilecek. Bak dört tane yer var. Birer tanesi diyor. E birer tanesi demek bir bundan bir bundan alacaksın demektir zaten. Dolayısıyla hatta iki tanesini de bundan alsan e o da olabilir. O öyle bir sonuç da çıkabilir. Birer tanesi. Ama burada birer tanesi derken her iki fonksiyonun da x eksenini kestiği noktalardan şu kelimeden dolayı tabii ki bir buradan alacağız, bir de buradan alacağız çıkartırız. Doğru doğru. Evet. O zaman bir de y eksenini kestiğimiz noktalardan bir tane alacağız. Şimdi bunlarla üçgen oluşturacağız. Bu üçgenin de alanını en fazla yapmaya çalışıyoruz. Peki bir üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Hatırla taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Tabana hatta a diyelim. A çarpı h bölü 2. Peki biz bu üçgenin madem alanını fazla yapmaya çalışıyoruz ya. Önce tabanını en fazla yapmakla başlamaz mıyız ya? Evet. Bakın bunlar x eksenini kestiğimiz yerlerse. Şöyle yaparız. Buradan alacağımız sayılardan biriyle buradan alacağımız sayıların bir tanesinin arasındaki mesafenin en fazla olmasını sağlamalıyız. Peki düşünelim bakalım hangisini alabilirim. Mesela buradan 5'i almış olsam buradan 3'ü almış olsam mesafe 2 çıkar. Peki buradan 5'i almış olsam buradan eksi 2'yi almış olsam o zaman mesafe 7 çıkar arkadaşlar. Bakın 5 buradadır. Eksi 2 de buradadır. Mesafe kaç çıktı? 7 çıktı. Peki başka daha fazla yapabilir miyim? Başka bir ihtimale bakalım. 1 ile eksi 2'yi alsam 3 birim. 7'den daha fazla değil. 1 ile 3'ü alsam 2 birim. O da 7'den daha fazla değil. Demek ki yıldız attığım şeyleri seçeceğiz. Üçgenin tabanı için. Sonra y eksenini kestiğimiz yere geliyoruz. Yüksekliğini de ne kadar fazla yaparsam alan o kadar fazla çıkar değil mi? Peki 5 alırsam yukarılarda bir yerde yükseklik 5 olacaktır. Çakabiliyorsun değil mi? Şöyle göstereyim. Burası 5 ise yükseklik 5 olacak. Ama eksi 6 noktasını seçersem yükseklik 6 birim olacaktır. Arkadaşlar ben şöyle gösteriyorum. Hatta şuraya da alabilirim. Şurası 5 burası eksi 2. Eğer eksi 6 noktasını seçerseniz eksi 6 noktasının şöyle üçgeni de oluşturursanız eksi 6 noktasının x eksenine olan mesafesi 6 birim olduğu için üçgenin alanı daha fazla çıkacaktır denilebilir. Burası da zaten 7 idi. O halde alanımız 6 çarpı 7'nin yarısı olacaktır. 6 çarpı 7 bölü 2 yani 21 yapmış oluyor. Bu da enteresan, klasik denilmiş ama çok güzel bir soruydu bence. Üçüncü maddeye geldim. Grafik çizme nasıl oluyor? Bak grafik çizme var ya çok özel noktaların belirlenmesiyle oluş oluş oluşturulan bir şey. Yani bir herhangi bir fonksiyonun özel noktalarını belirlersen onun grafiğini çizmek çok rahat. Şöyle ki önce parabol grafiği nasıl çizilir? Tabii onu anlatıyoruz şu anda. Kollarını belirleyin arkadaşlar. Yani kolları ne tarafa bakacak? Tabii burada ne yardımcı oluyor bana? Başkası da yardımcı oluyor. Peki sonra x ve y eksenini kestiği yerler belirlenir. X eksenini kestiğimiz yerler köklerdir. Y eksenini kestiğimiz yerlerde x'e sıfır veriyorduk. Dikkat edelim. Gerekirse bir de tepe noktasını belirleyeceksin. Çizim yapamazsan eğer. Çünkü bazen x eksenini kesmiyor parabol. Dolayısıyla tepe noktasından gitmem gerekiyor ki parabolün çizimini tamamlayabileyim. Peki gel bakalım bir pratik yapalım şuradan. Ne diyor burada bana? Fonksiyonu yandaki gibidir. Yani çizeceğiz işte bunu. Öncelikle bu başka sayıdan dolayı kollar yukarı bakmak zorunda. Allah diyen parabol. Peki ben bunu x x x eksenini kestiği yerleri buluyorum. Eksi 8'e artı 1 diye parçalarsam bu ikisinin toplamı bana eksi 7'yi veriyor mu? Evet veriyor. Kökler bunların ters şartlısıdır. O halde kökler diyeyim şuraya not alıyorum ve 8 ve eksi 1 bunlar bizim köklerimiz. Yani eksi 1'den geçeceğiz. Bir de 8'den geçeceğiz. Şöyle bir şey. Şöyle. Sonra arkadaşlar parabolün kolları da yukarı doğru olduğu için hemen şöyle bir çizim yapabilirim. Parabol simetrik bir şekilde biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. O yüzden parabol kollar yukarı olsun ve bu noktalardan geçsin isteniyorsa şöyle gelip burada pik yaptırdık. Buradan devam ettirilmeli. Bakın tepe noktası da tam olarak burasıdır. Şimdi tepe noktasının ne olduğuyla alakalı bilgileriniz var zaten değil mi? Bakın yeni bir ufuk açayım ben size. Şöyle ki burayı bulmak çocuk oyuncağı. Eksi b bölü 2a yaparsın 7 bölü 2. Ama neden eksi b bölü 2a işte? Bunu bil. Arkadaşlar şimdi şuradaki nokta tam orta nokta değil mi? Eksi 1 ve 8'e göre. Evet. Eksi 1 ile 8'e biz ne diyoruz? Kök diyoruz. E o zaman köklerin yarısını aldığın zaman yani ortancasını bulmak için kökler toplamının yarısını aldığın zaman sana tepe noktası gelecek. Ha hocam kökler toplamının yarısı. Peki kökler toplamının e, kendi ifadesi neydi? Eksi B bölü A değil miydi? Evet. O zaman eksi B bölü A'yı 2'ye böleceksin. Bak gördün mü? Eksi B bölü 2A formülü işte buradan geliyor. Ay çok güzel ya. Demek ki arkadaşlar eksi B bölü 2A'nın mantalitesi de buymuş. Bu da sırrını size vermiş olayım. Buradan da yapılabilir. Bazı soru tiplerinde kullanıyoruz. Neyse uzatmayalım. Burası da kaçtı? 7 bölü 2 miydi? Yes aynen öyle. Demek ki şuradaki tepe noktasının hapsi 7 bölü 2 imiş. ordinatı nasıl bulacağız? E Yerine yazacaksın 7 bölü 2'yi. Biraz rasyonel geldiği için o topa ben girmiyorum. Çizimini yapmıştım. E, yapmışım sonuçta. Benim işim bitmiş. Geri kalanı siz halledersiniz merak ediyorsanız. Devam edelim. Geldim. ÖSYM tarzı bir soru çözeceğim. Şimdi ikinci dereceden fx x kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği koordinat eksenlerini 3 farklı noktada kesmektedir. Bu üç noktadan geçen bir çember çiziliyor. Bu çemberin fonksiyonu kestiği dördüncü noktaya K noktası deniliyor. K ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Şimdi bir dakika. yorumlamam gereken çok fazla şey var. Öncelikle bu bir parabol. Başka sayısı da pozitif yani 1. Bu parabolün çizimini temsili olarak yapalım ve grafiği çizilirse eğer parabol grafiği 3 farklı noktada kesiyormuş eksenleri diyor yalnız. Bir yardımcı nesne alacağım tekrardan. Şöyle yapalım. Hatta şöyle de koyabiliriz. Şimdi bizim parabolümüz madem eksenleri üç farklı yerde kesecekse o zaman şöyle bir şey olabilir herhalde değil mi? Buradan gelir, buradan devam eder gider. Alın işte birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta. Gördünüz mü? Şimdi buradan sonra bu üç noktadan geçen ve bir çember çizeceğiz. Burada dördüncü bir noktaya da k diyeceğiz. Parabol kestiğimiz yere. Nasıl çizebilirim ki ya? Bu üç noktadan geçen bir çember çizeceğiz. Arkadaşlar valla çember yayını şöyle gösterelim istiyorsanız. Buradan devam ettiniz. Böyle görüyorsunuz değil mi? Müthiş çember çizeceğim şimdi. Şuradan getiriyorum. Şöyle çemberimi böyle çizmiş oluyorum. Evet. Bence gayet başarılı oldu ya. Güzel oldu. İnşallah güzel olmuştur. Şöyle ki çemberi çizdim. Bu çemberin parabolü kestiği dördüncü noktaya K diyeceğiz. İşte burası bu da K olacakmış şunlara isim vermeye yok, gerek yok. K noktası deniliyor. Şimdi bu K noktası ile ilgili konuşacakmışız. Konuşalım bakalım. Ordinatı C'dir. Apsisi B, C'dir. Apsis ve ordinatların toplamı C eksi B'dir demiş. Şimdi bir dakika. K noktası için önce şu değerleri tespit edelim. Mesela burası. Burası parabolün Y'yi kestiği yerdi. Y'yi kestiği yerde şu ifadeydi. Yani burası C olacaktır. Peki bunlar neydi? Köklerdi arkadaşlar. Kökleri buradan harse olarak zaten temsil etmeye hiç gerek yok bence. Şimdi parabolde biz e, eksen, simetri ekseni denilen bir şeyden bahsettik değil mi? Peki tepe noktası benim çizmiş olduğum parabolde burası. Bunun simetri ekseni böyle bir şeydir değil mi? Bunu da çizelim hemen. Bu simetri ekseni parabolü iki eş parçaya ayırdı mı? Ayırdı. E, dolayısıyla simetri ekseni madem iki eş parçaya ayırıyorsa o zaman x ekseni burası. x ekseninde kökler baz alınırsa şayet simetrik iki parçaya ayırmıştır değil mi? Süper. Peki şimdi bunun çemberle bağlantısını nasıl kuracağım işte? Arkadaşlar çemberde şöyle bir özellikten herkesin haberi var zaten. Bir çember çizdiniz, bir kiriş çizdiniz ve merkeziniz var. Merkezden kirişe girdiniz dikme o kirişi iki eş parçaya ayırır. Doğru mu? He. İşte bununla bağlantısını kurmam lazım. Çünkü bak buradan aynı sembolleri yakalım. Zihnimdeki bu özellikle bağdaştırıyorum. O halde diyorum ki çember hatta çember de şurada kalsın. Bu çember bununla bağdaştırılırsa şurada simetri ekseni çizildiğinde zaten simetri ekseni dik oluyordu. Ve kesinlikle çemberin merkezinden geçmiştir o simetri ekseni değil mi? Çemberin merkezinden geçmişse o zaman göz kararı işaretleyelim. Mesela çemberin merkezi burası olsun diyelim ki. Peki bundan sonra nasıl devam edeyim? Valla şöyle devam edeyim. Madem ben burada simetri ekseninden bahsediyorsam çemberi de iki eş parçaya ayırmışımdır. Doğru mu? Ha hocam aynen. Demek ki çember de iki eş parçaya ayrılmışsa şunu söyleyebilirim size. Bu taraftaki kanatla bu taraftaki kanat simetrik olmak zorunda. E parabolde de bu taraftaki kanatla bu taraftaki kanat simetrik. Şimdi buradan çok önemli bir bilgiye ulaştım. Parabolle çemberin kesiştiği yer sol tarafta burasıysa sağ tarafta da aynı yükseklikte olmalı. Yani burasıyla burasının yüksekliği aynıdır diyebilirim. Peki madem yükseklikler aynıysa bunun arkadaşlar e, absis ve ordinata 0C değil miydi? Buranın da ordinat değeri yine C olmak zorundadır. Buraya bir tane C atmak durumundayız. Peki bunun bir de şey var. Neyi var? Hocam tabii ki absisi var. İşte o absisini nasıl bulacağım ben? Şimdi absisini bulabilmek için neyden faydalanalım biliyor musunuz? Paraboldeki şu olaydan faydalanalım. Sıfırın e, şurada sıfır var. Buradaki simetri eksenine olan mesafesine bakalım. Şu mesafe simetri ekseninin şuraya olan mesafesine bakalım. Bunlar simetrik oldukları için aynı değere sahiplerdir. Peki simetri ekseni eksi b bölü 2a'dan bulunuyordu. Ya. Hemen eksi b bölü 2a'sını yapalım. Eksi b bölü 2a. O zaman eksi b bölü 2a'dan şuraya eksi b bölü 2a yazabilirim. Değil mi? Peki eksi b bölü 2a'da a zaten 1 değil mi? Evet. O zaman eksi b bölü 2 yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burası eksi b bölü 2 kadarsa eğer buradaki mesafe de buradaki mesafe aynıysa şu uzaklığın eksi b bölü 2 olması lazım. Çünkü pozitif taraftayız ya bununla aynı olmalı. E bu uzaklığın da eksi b bölü 2 olması gerekiyor. Aaa 2 tane eksi b bölü 2. Demek ki şuradaki nokta eksi b bölü 2'den 2 tane o halde eksi b'dir denilebilir. Şimdi müthiş bir bilgiye ulaştım. K noktasının apsisine ulaştım. Kimmiş o? Eksi b'ymiş diyebilirim. Buradan bayağı bir şey çıkardım. K noktası hakkında. K noktası eksi B, bölü, eksi B virgül C oldu. Şimdi artık buradan değerlendirmelerimi çok rahat yapabilirim. Bunu kenara alıyorum. Ordinatı C'dir demiş. Doğru. Apsisi B çarpı C'dir. Hayır eksi B çarpı C olacaktı. Bu yanlış. Absis ve ordinatın toplamı c eksi b'dir. Toplarsanız eksi b ile c'yi toplarsanız c eksi b'yi bulmuş oluyorsunuz. Tik bu da doğru. 1 ve 3 doğru cevabımız denize olacaktı. Gördünüz mü? ÖSYM tarzı acayip derecede bir soruyu çözdüm. Ve parabol 1'i tamamlamış olduğum 3 maddede şimdi arkadaşlar ödüllü sorumuzla devam edeceğim. Bakalım neymiş ödüllü sorumuz? Arkadaşlar geçen dersteki ödüllü sorumuzu çözüyoruz. Şimdi Logo tasarımcısı yanda verilen şekilde bir logo tasarlamış. Buradaki boyalı kısımları söylemişti. Bunu nasıl ifade ederiz diyordu soruda. Hemen şöyle başlamamız lazım. Bir kere buradaki boyalı kısmın oluşabilme şartlarını söyleyeyim size. f(x)'in altını taramanız gerekiyor. Öyle mi? O zaman bir yazalım. f(x)'in alt bölgesini taraman gerekiyor. E Gx'in de yine alt bölgesini taraman gerekiyor. Gx'in de bakın alt bölgesinde olduğu için alt bölgesini taramalıyız. Yalnız işte bunları yaparsanız bakın şöyle bir model çıkar. Görüyorsunuz. Fx'in altını taradınız, Gx'in de altını taradınız. Burası çıkar arkadaşlar. Bunun oluşabilmesi için işte çok önemli bir şey yapmamız lazımdı. X ekseninin üstünün taranması gerekiyordu. X ekseninin üst bölgesinin taranması lazım. İşte bunları hep bir arada göreceğimiz bir seçenek arıyoruz biz. Peki fx'in alt bölgesinin taranması demek ne demektir? Tabii ki y'nin küçük eşittir fx olması demektir. Buradan çıkarttığım sonucu yazayım size. y küçük eşittir fx olmalıydı. gx'in alt bölgesinin taranması y küçük eşittir gx olmalıydı. Neden eşittir atıyorum? Çünkü sürekli çizgilerle temsil edilmiş. İşte bu ikisi sağlanmalı. Peki bu ikisinin aynı anda sağlandığı bir seçenek bulalım hemen y küçük eşittir fx y işte bakın burada var y küçük eşittir fx burada da y küçük eşittir gx var başka bir yerde var mı acaba şu tutmaz zaten bu elenmiş oluyor bu tutar mı burada bu fx'den elenmiş oluyor haliyle bu tutar mı burası hayır gene tutmuyor burası da burası tutar mı burası da arkadaşlar tutuyor fakat burada da gx tutmuyor o zaman c işaretleyebilirim yalnız bir şey söyleyeceğim size şuradaki aa, acaba ne demek bu neden lazım bana işte burası çok önemli bu soruda x ekseni analitik sistemde biliyorsunuz y eşittir 0 doğrusuyla temsil ediliyor. Arkadaşlar biz bu x ekseninin üst bölgesine tarayacaktık. Bu logonun çıkabilmesi için üst bölgesi zaten sıfırın sıfırdan büyük eşit olduğumuz yerlerdir. O yüzden arkadaşlar pozitif bölgeyi taramak anlamında büyük eşittir atmamız gerekiyordu. Geldim geldim bu dersin parabolün ödüllü sorusuna. İşte bu bizim ödüllü sorumuz. Bunda yorumlarda mutlaka benimle paylaşırsınız. Şimdi ÖSYM tarzı soruya bakalım. En başta göstermiştim bu soruyu size. Bu çok önemli bir soru. Dikkatli izleyin bunu. 0 küçüktür x1 küçüktür x2 olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir tane fx tanımlanıyormuş. fx böyleymiş. Tanımlanan fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir. Bunun grafiğini vermiş bize tamam. A ve B noktalarının orijine göre uzaklıkları eşit olup bu parabol x eşittir 4 bölü 5 iken en küçük değerini almaktadır diyor. Peki x2 eksi x1 farkını bulacağız. Şimdi şöyle bir düşünelim bir dakika. Madem a ve b orijine eşit mesafedeyse o zaman ben bunlara eşittir sembolü bırakabilirim herhalde değil mi? Süper. Peki arkadaşlar biz bu derste ne öğrendik? Eksenleri kestiğimiz yerleri nasıl bulacağımızı öğrendik değil mi? Peki eksenleri kestiğimiz yerleri bulmak için bunu sıfıra eşitlersem öncelikle x ekseninden tabii giriş yapalım tamamını sıfır eşit demek, demek Bunu ve bunu ayrı ayrı sıfır eşit demek demektir. O halde x değerinin bir tanesi x1 gelir. x değerinin diğeri bunu sıfır eşit derseniz x2 gelir. x1 x2'den önce geleceği için o halde a dediğimiz şeyin apsisi düzeltiyorum x1 olacaktır. Şuraya da bir nokta atayalım. Bu da x2 olacaktır değil mi? Peki bu B noktasını nasıl bulacağız acaba? İşte burada çok çok değerli bir şeyden bahsedeceğim size. O da şu. Y eksenini kestiğimiz yer neresiydi? Burasıydı da o zaman ben bunu x'i e 0 vererek yapıyordum zaten buluyordum. Hemen x'e 0 verdiğinizde eksi x1 çarpı eksi x2 elde etmiş oluyorsunuz. Bu da x1 çarpı x2 demektir. Bak burası x1 çarpı x2 oldu. Peki bunu bulduktan sonra nasıl devam edelim? Hocam uzaklıklar eşitti. Evet uzaklıklar eşitse o halde şuradaki mesafe buradaki mesafeyle aynıysa yazarsınız. x1 mesafesi pozitif olduğu için kendisini aldım. Buradaki x1 çarpı x2'ye eşit olmalı. Bam gün bunlar sadeleşti işte mi? Evet. O zaman x2 buradan 1 e eşit bulduk. Bak çok çok değerli bir şey elde ettim. Burası bir noktasıymış. Tamam peki bu soruda ben mesela şunu hiç kullandım mı şu ana kadar? Hayır. Parabolün en küçük değerini x eşittir 4 bölü 5 iken aldığı söyleniyor. Peki bu parabol en küçük değerini nerede alır acaba? Tepe noktasında alır. Değil mi? Neden? Çünkü tepe noktasında pik yapıyor parabol. E dolayısıyla bu soru aslında bana buranın 4 bölü 5 olduğunu anlatmaya çalışıyormuş. Yani tepe noktasındaki r değerimiz 4 bölü 5 bu soruda. Peki arkadaşlar tepe noktasından simetri ekseni geçmiyor muydu? Geçiyordu hocam. O zaman deriz ki madem simetri ekseni geçiyorsa şuradaki mesafenin buradaki mesafeyle birbirine ne olması lazım? Eşit olması gerekiyor. Biz zaten x2'yi bir bulmamış mıydık? Evet. E Burası da 4 bölü 5. Bu arada 4 bölü 5 08'dir. Ha demek ki... Bununla bunun arasındaki mesafe 1 0.8 yani 0.2 çıkacakmış. Yani şuraya ben minik bir 0.2 atabilirim. Peki burası 0.2 birimse burası da 0.2 olmak zorunda mı? Evet. 0.8'den 0.2 düşerseniz o zaman da bunu bulmuş olacaksınız. O halde burası bir, e, düzeltiyorum, 0.8 0.2 kadar olacaktır. Yani 0.6 olacaktır. Peki ben neyi bulmaya çalışıyorum soruda? X2'den X1'i çıkarmaya çalışıyorum. Bakın X2 değerimiz zaten burada belli. 1 eksi. X1 değerimiz ne? O da 0,6 çıktı. O zaman buraya da 0,6 atarsınız. Cevap 0,4 gelir. 0,4'te ne demektir zaten? 2 bölü 5 demektir diyebiliriz. Bu ÖSYM tarzı sorumuzu da çözdükten sonra videonun hemen akabinde sana yapacaklarına dair bir şeyler hazırladım. Çözeceğin sorulara dair. Bir de minik ödev vereceğim sana. Ne anlattım ben sana? Parabolde e, giriş kısmını anlattım. O halde bu parabolün tepe noktasını bulmayı öğrendiysek bakın bu sayfayı arkadaşlar ve buradaki sayfayı çok rahatlıkla çözebiliriz. Bunu da size ödev verdikten sonra diyorum ki parabol 2'de mutlaka buluşalım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. <laughs>